Efendim kusura bakmayın, boynum tutuldu. Biraz böyle konuşacağım. Canım benim ama çok geçmiş olsun. Ne oldu? Çok Allah yükün nazarlı. Ağır. Ondan mı? Oyuncular çok derin Zara Hanım. Ne siz sorun ne ben söyleyeyim ama nazar boncukları böyle gözler mözler yine bir kuşanmışız. Kuşandık sahneden vallahi. Sonra evet elem telefi işkem gözlere şiş diyerek başlayalım. Efendim muhteşem bir sahne. Muhteşem bir sahne sonrasında yine beraberiz. Nasılsınız? İyi misinize başlayalım. İyiyim. Yani seyirciler bana o kadar iyi geliyor ki sanki sahne benim ikinci evim gibi. O yüzden onlarla birlikteyken ya şu dünyanın hali, şu insanlığın geldiği son nokta hepimizi çok üzüyor. Hayattan adeta soğutuyor, sorgulatıyor birçok şeyi. Ama burada yine biraz kendime geliyorum. Onlarla birlikte olmak, göz göze olmak bana çok iyi geliyor. O yüzden şu an çok iyiyim. Zara Hanım, yani bugün Türkiye bambaşka şeyler konuştu. Hipokrat yemini etmiş, kendini doktor sanan bazı caniler bebeklerimize cümlenin sonunu nasıl getireyim bilmiyorum ki. Yani vahşet desem vahşet bile bunun yanında hafif kalır. Bilmiyorum neler söyleyeceksiniz. Hem bir anne olarak hem de bir insan olarak sanatçı Zara'nın dışında. Yani hep şunu söylerlerdi eskiden bize mesela erkekler kadınları koruyor, çocukları koruyor diye. Yani esas soru şu, kimden ve neden koruyoruz? Yani niçin koruyoruz? Korunmak için neden böyle bir şeye ihtiyacımız var? Biz yani kendimizi eskiden evimiz, yani ülkemizde, dışarıda, evimizde, sokakta, okulda, her yerde güvende hissederken şimdi her yerde neden güvensiz hissediyoruz? Eskiden de bunlar vardı, görünmüyor muydu? Şu an hepsi görünür mü oldu yoksa şu an başka bir hayat mı yaşıyoruz? Bir ülkece cinnet mi geçiriyoruz anlamadım. Gerçekten bu söylediğin şey o kadar korkunç ki. Yani kendime itiraf edemediğim özellikle tabii bu söylediğin cümle yani ben tekrar bile edemiyorum. Anne olarak o kadar dokunuyor ki yani bebek. Bebek yani ne denir ki hani bu vicdan dediğimiz şey nerede, ne oluyor, nerede kaybettik, nerede yanlış yaptık, ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz bilmiyorum Samet. Yani Hipokrat yemin etmiş doktorlardan, hani bütün doktorları tabii söylemiyorum, tenzih ederim hepsini, lütfen beni yanlış anlamasınlar. Ama ben bunları doktor da demek istemiyorum ya. Ya bunlar çok başka bir şey Zara Hanım yani. Yani sadece yemin değil Samet, eskiden Osmanlı zamanında kadıları yani ne bileyim işte hak ve hukuk konusunda seçerken evladı olan insanlardan seçerlermiş. Hani vicdanı biraz devreye girsin, ona göre karar versin diye. Böyle bir kültürün evlatları olarak biz bir yerde büyük yanlış var. Yani o vicdanı nasıl kaybettik biz? Nasıl empati duygusu bizde yok? Nasıl? Yani aklım almıyor ya. Yani aklım almıyor. Anlayamıyorum. Açıklama bulamıyorum kendime. Gerçekten hepimiz acayip üzgünüz yani. Hepimiz üzülürken kendimizi İkbal'e üzülürken bulduk. İkbal'e üzülürken kafamızı bir çevirdik. Gebze'de, Ümraniye'de yani of, el kadar of, yani el kadar sokak hayvanları. Ben gittim bizzat da oradaydım. Yani ben inanamadım. İnsanlığımdan utandım. Hadi bu tarafa döndük. Yani bunların nasıl bir açıklaması var? Ben onu da bilmiyorum. Hani bunun bir açıklaması var mı? Bir şey anlatılıyor mu? Gerçekten insanın kanı donuyor. Yani sadece duyduklarımız karşısında bunlara maruz kalanları düşünemiyorum bile yani. Gerçekten bir an önce ayılmamız lazım. Bizim hani böyle Allah korusun ülkece başımıza koskocaman şeyler geldiği zaman kenetlenme duygusu, o birlik duygusu onlar da mı çatırdıyor? Ne olur gitmesin, ne oluyoruz? Buna kim bir açıklama bulabilir? Kim açıklama yapabilir? Açıklaması var mı? Ama empatisiz, vicdansız nereye kadar gideriz? Bu bizi mahveder yani. Şimdi bir de sosyal medya var. Cadı kazanı biliyorsunuz. Siz bunları söylediğiniz için, ben size bunları sorduğum için yani belli başlı mahallelerden dayak yiyeceğiz. Bilmiyorum buna hazır mısınız ama bu konuyu siyasi görenler var. Ben kendim bu konunun siyasi olmadığını ve insani olduğunu düşünüyorum. Siz hangi pencereden bakıyorsunuz? Sametciğim, çocuğun doğa canlılarımız, bir canlının hayatından bahsediyoruz. Ve onlara söz hakkı tanımadan onların hayatının yok edilmesinden bahsediyoruz. Bunun neresi siyasi? Bu insanlık, bu vicdan,
Bu hepimizin kendi kendimize kaldığı zaman kendimizi sorgulayacağımız. Ben bile kendimi sorguluyorum. Bir vatandaş olarak bir yerde yanlışım mı var? Ne oluyor? Nerede doğru bir şey anlatamıyor muyum gençlerimize diye sorguluyorum. Bunu yani bir canın siyaseti olur mu ya? Candan bahsediyoruz. Yani bu illa insanın başına geldiği zaman mı anlayacak? İnsan yerinden zıplıyor bunları duyunca. Bunun siyasetle ne alakası var? İşte o sosyal medyadaki cadı kazanı diyorum ben. Neyse ki ülkede güzel şeyler de oluyor. Onları bari görelim, boş verin. Benim boynum tutulmadı bu arada. Ben ufak bir sürpriz hazırlamıştım. Ya Samet çok zarifsin. Kötü günler yaşadığımız günlerde yani kadınlara sanki hak ettiği değeri vermek. Ay. Yani bir gül bile yeterli vallahi. Oluyor sanki. Değil mi? Oluyor. Bak oluyor benim halim. Nasıl duygumu dönüştürdün hemen. Yani bu kadar basit aslında her şey. Bu kadar basit. Yani bir gönül almak, bir sözle. Ne olur ya, ne olur. Ne oldu bize? Ne oldu bize bundan? Çok değil yani 100 yıl önce Çanakkale Savaşı'nda bizimle birlikte savaşan kumandanlar bize tarih kayıtlarında yazılı tarihte savaştığı insanların, yaraladığı askerlerin yarasını sarıp da geçmeyen tek millet biziz. Savaşta bile merhametli bir millettik biz. Evet yani ne oldu şu anda kimse kimseye kaşın üstüne gözüm var diyemiyor, konuşamıyor. Bir şey anlatamıyor. Ne söylerseniz söyleyin belli bir taraf, başka bir taraf tarafından taşlanıyorsunuz. Neden? Neden yani? Neden? Başımıza bir şey mi gelince illaki bir araya geleceğiz? Neden hiçbir şey size hiçbir kar sunmuyorken de bir menfaat ilişkimiz yokken de birlikte değiliz? En zor zamanlarda mı yapacağız bunu? O kadar mıyız neden yani? Neden 21. yüzyılda bunlara cevap arıyoruz hala? Evet, gerçekten ama öyle. Ama şöyle yapalım, dağıtalım havaya. Ama sevindiniz mi boynumun tutulmadığına? Boynunun tutulmadığına çok sevindim. Çok zarif bir arkadaşım olduğun için, gönül almaya geldiğin için çok sevindim. Umuda ihtiyacımız var hepimizin. Birbirimizin gözüne bakıp aslında birbirimizden farklı olmadığımızı, hiçbir üstünlüğümüzün olmadığını, hepimizin aynı olduğunu... Allah korusun senin başına ya da ailen başına bir şey gelse çekeceğin acıyla bir başkasınınki aynı. Ya da senin bir düğünün olduğunda duyduğun sevinçle bir başkasının yine aynı. Aslında acılar ve sevinçler aynı tadı bırakıyor insanın ağzında. Bunu bilmek için, birlik olmak için kötü günler gelmesin ne olur. Çok peki. Teşekkür ederim. Daha güzel günlerde daha güzel şeyler konuşabiliriz umarım. İnşallah. Sanat konuşalım. Genç arkadaşlarımıza nasıl daha iyisini sunabiliriz onu konuşalım. Ülkemizi temsil edebilmek adına yabancı platformlarda büyük sunumlar yapabilmeyi konuşalım. İyilikte yarışalım ya. Evet. Yani evet yarışmak insanın aslında kendisiyle olmalı. Çünkü beni ancak önceki benle kıyaslayabilirsin. Çok manalı bir söz bu. Anlayana. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.